Canlarım selamlar. Limit türevi integral trigonometri daha mı diğer tilt denemelerinden çok güzel bir integral sorusu çözeceğim size. Aynı zamanda ÖSYM'nin AYT'ye, integrale ve yeni nesile bakış açısını göstermeye çalışacağım. Bugünlerde tabii ki biliyoruz yeni bir müfredat açıklandı. Integral müfredattan kaldırıldı. Ama bu sene değil. Bu sene arkadaşlar integral sorulacak hem de çok sağlam sorulacak. Bu sene değil sadece 4 sene boyunca sorulmaya devam edilecek. Kademeli bir müfredat değişikliği olduğu için 4 sene sonra sınavda sorulmamaya başlayacak. E bizim e, kitabında ömrü biraz 4 yıllık olmuş oluyor. 4 yıl boyunca çok yine haşır neşir olacağız. 4 yıl sonunda belki ne olacağı bilinmez. Şunu şuradan sileriz ya da başka şeyler mi eklenir bilmiyorum. 4 yıla kim öle kim kala. Şimdi çok güzel bir integral sorusu çözeceğim size. Aslında hep sorulan bir şey vardır. ÖSYM AYT'de yeni nesil sorar mı? Sorar. Nasıl sorar? Aha da böyle sorar. Birazdan çözeceğim soru ÖSYM'nin hem AYT'ye hem integrale hem de yeni nesile bakış açısını çok net bir şekilde yansıtan sorulardan bir tanesi. Neme lazım? Neme lazım denmez değil mi orada? Neme lazım değil de kim bilir? Ha, Kim bilir böyle bir soru karşımıza ÖSYM'de 2024 ayete de çıkabilir. Çıkarsa da güzel bir şekilde yaparsınız. Şunu da demek istiyorum. Bakın arkadaşlar birazdan çözeceğim soru tam bir ÖSYM sınav ayarı soru ama zor değil kesinlikle. Bakın ÖSYM tarihinde sorulmuş en zor türev sorusu 2022 yılında soruldu sanırım. O ızgaralı türev sorusu. O soruda da bilmeniz gereken tek şey doğrusal fonksiyonun türevi eğimi arasındaki ilişki ve parabolün tepe noktasının da en küçük değerini alması ile ilgili bir bilgiydi. Çok az bilgi bilmemiz gerekiyordu ama o bildiklerimiz üzerine güzel bir yorum yapmamız gerekiyordu. İşte ÖSYM'nin bakış açısı bu. Bazen çok böyle ara yorumlara giriyorsunuz. Böyle inciğine cinciğine kadar bakıyorsunuz. Böyle map kitabındaki böyle bir ara cümleden elde edilen bir bilgi ile ilgili bir yorum falan filan tamam. Hani her şeyi hallettiysek bu yorumlar bizi geliştirir eyvallah ama bakın arkadaşlar ÖSYM bizden temel şeyler istiyor. Temel anlamda integral almanın ne olduğunu bil. integralin atıyorum işte polinomun derecesiyle integral alma arasındaki ilişkiyi bil ve bunun üzerine yorum yap diyor. Tamam mı? O yüzden aslında sorduğu sorular ve soruların çözüm adımları kolay. Sadece orada fikri yürütebilmek, yani orayı yorumlayabilmek, o hikayeden çıkabilmek. O hikayeden çıkmak için yaptığımız işlemlerin adımları önemli. O yüzden ne olursunuz kendinizi böyle yorum deryalarının içerisinde boğmayın. Evet, belli bir seviyede hatta belli bir seviyenin üstüne çıkmak her zaman iyidir. Yani alt seviyelerde daha böyle iyi işler yaparsınız. Daha güzel hareket, hareket kabiliyetinizi arttırır ama bunun size yıpratmasına da izin vermeyin önce her şeyi halledin her şey tam anlamıyla bittiyse ondan sonra ekstra şeyle çünkü sınavda karşınıza gelmeyecek o kadar ekstra şeylerle uğraşıp sınavda böyle çok basit bir yorum yapamadıktan sonra demoralize, demoralize olmayın diye söylüyorum tamam mı şimdi tiltten çok güzel bir soruyu sizlere çözeceğim deneme 38. soru arkadaşlar bu arada tilte artık yani ağzımda dilimde tüy bitti limit türemi integrali bitirdiyseniz ne olursunuz şu kampa katılın ya 30 tane deneme var 450 tane soru var ya umurumda değil. Kitabı al, alma. Kitabın üstüne çöz, kağıda çöz, çaputa çöz. Yani peçetenin üstüne yaz ne olursa olsun bu 450 tane soruyu çözmeni bu deneme kampına kesinlikle katılmanı istiyorum senden. Çünkü bu 450 tane soruyu bitirdiğinde biliyorum ki limit türevi integralde verdiğin bütün emekler pıt 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 pıt, pıt meyvelerini vermeye başlayacak. Buna eminim. Buna kefilim. Sadece bir yerden başlaman gerekiyor. Lütfen ama lütfen til kampına katılmadıysanız katılın. Nasıl katıldığınız, ne yaptığınız, kitabın üstüne mi çözdüğünüz, nereyi ne yaptığınız hiç önemli değil. Sadece katılın, katılın, katılın diyorum. Şimdi sorunun çözümüne önce soruyu okuyorum. Çözümüne geçiyorum. Bu soruyu arkadaşlar tilte katılmadıysanız ya da bu denemeye daha gelmediyseniz kendiniz çözmeye çalışın. Sonra da çözümünü benden dinleyin. Şimdi soru diyor ki arkadaşlar, Ebru öğretmen Ebru matematik dersinde tahtaya integral fx /x ve integral gx /x integralini yazarak Ayşe ve Ela'dan değişken değiştirme yöntemini kullanarak bu integralin derecelerini bulmalarını istemiştir. İntegrallerin sonuçlarını değil derecelerini bulmalarını istemiştir. Tamam peki Ayşe integral fx /x integralini x eşittir geo dönüşümü yapınca 9. dereceden buluyor. Ela integral gx dx integralinde x eşittir fu dönüşümü yapınca 8. dereceden bir polinom buluyor. F ile G'nin polinomlarının baş kat sayıları derecelerine eşit. Bak bu çok önemli bir cümle. Baş kat sayıları derecelerine eşit diyor. O zaman aşağıdaki integralin derecesiyle baş kat sayısının toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bir integralin bir polinomun integralini alırsanız yine bir polinom elde edersiniz. Şimdi ben fx polinomunu m çarpı x üzeri m şeklinde alıyorum gx polinomunu da n çarpı x üzeri n şeklinde. Hocam ne biliyorsunuz derecesiyle katsayıların eşit olduğunu soru vermiş oğlum. Bak burada vermiş. Polinomlarının baş katsayıları dereceleri eşit demiş. Hocam peki bu polinomların tek terimden oluştuğunu nereden biliyorsunuz? Niye devamını yazmadınız? Çünkü benim için önemli olan soruda derece ve baş katsayı sorulduğu için derece ve dereceyi belirleyen baş katsayı. Onun dışındakiler benim için önemsiz. Oraları almadım. He alsam da olurdu ama işlem çok fazla uzardı. Peki şimdi bakın Öncelikle integral fx dx integralini alacağım. Ve yaptığım dönüşüm arkadaşlar x eşittir gu dönüşümü. x eşittir gu ise bak x eşittir gu ise dx eşittir g'nin türevinde u çarpı du. O zaman yazalım bu integrali. Integral f x yerine gu yazdığım çarpı g'nin türevinde u çarpı du. Aa çok güzel. Şimdi arkadaşlar bu integralin sonucu 9. dereceden bir polinommuş. Şimdi öbürünü de yapalım. Ela'da arkadaşlar integral gx dx'i çözüyor. İntegral gx dx. Ela'da burada x eşittir fu dönüşümü yapıyor. Burada da her iki tarafın diferansiyelini alırsam dx eşittir f'in türevinde u du olur. O zaman bu integralde integral g'nin içerisinde x yerine fu yazdığımız için fu e, Dx yerine de f'in türevinde u, du yazacağız. Şimdi bak bunları şöyle şuraya alayım. Bunların dereceleriyle ilgili yorumlamaları şimdi yapacağım. Bak şimdi. Bir tanesinin integral alındığında derecesi 9 çıkıyor. Bu Ayşe'nin işi. Bu Ayşe'nin işi. Bu da Ela'nın işi. Ayşe integrali alınca 9. dereceden elde ediyorsa bu içerideki polinomun 8. dereceden olduğunu söyleyebilirim. Çünkü 8. dereceden bir polinomun integralini alırsak bir artar 9. dereceden olur. Aynı şekilde Ela da integrali aldığı zaman 8. dereceden bulduysa içindekinin 7. dereceden olduğunu söyleyebilirim. İntegral alınca 8. dereceden oluyormuş. Şimdi arkadaşlar bakın buraya bir konuşalım. F'in f'in içerisinde g u çarpı g'nin türevinde u. Yani f'in içerisinde gx dediğim n çarpı x üzeri n'di ya n çarpı x üzeri n çarpı g'nin türevi. E, g'nin türevi de arkadaşlar n çarpı n çarpı e, x üzeri n eksi 1 olur. Bak şimdi burada f fonksiyonunda x gördüğümüz şurada x gördüğümüz yere ne yazacağız arkadaşlar? n çarpı x üzeri n. O zaman n var çarpı e, x gördüğümüz yere n çarpı x üzeri n yazarsak üzeri m çarpı n kare çarpı x üzeri n eksi 1. Şimdi burada sadece dereceler üzerinde konuştuğumuz için yani burada baş katsayılarla katsayılarla işimiz olmadığı için şunları silebilirim arkadaşlar. Bunlarla ilgilenmiyorum. Ben sadece dereceyle ilgileniyorum. Burası da x üzeri n çarpı m çarpı x üzeri n eksi 1 olur. Bunları da toplarsam arkadaşlar n çarpı m artı n eksi 1 eşittir 8. dereceden elde etmiş oluruz. Tamam mı? Eksi 1'i de karşı tarafa attığım zaman n çarpı m artı n eşittir 9 çıkar. Bu bir. Şimdi diğer tarafa geliyorum. Bu sefer g'nin içerisine f u'yu yazmışız. Kat sayılarla ilgilenmiyorum. Sadece dereceyi vermiş. O yüzden arkadaşlar x üzeri n de x yerine f'i yazıyoruz. Yani x üzeri m yazıyoruz. O zaman orası x üzeri m üzeri n olur. Çarpı bir de f'in türevi var. f gördüğünüz gibi x üzeri m'di. Türevini aldığımız zaman x üzeri m-1 haline geldi. Burası da x üzeri m çarpı n çarpı x üzeri m-1. E üstler toplanırsa burası da x üzeri m -N artı m-1. Bu arkadaşlar 7. dereceden olduğuna göre... E, m, n artı m eksi 1, 7 olacak. m çarpı n artı m eksi 1 eşittir 7 olacak. Eksi 1'i de karşı tarafa atarsam m çarpı n artı m eşittir 8 olacak. Bak iki tane eşitlik buldum. Bir tanesi bu, bir tanesi de bu. Şimdi bunları çözmeye çalışacağım. Ben m ile n'in kesinlikle bir doğal sayı olduğunu biliyorum. Çünkü bunlar polinomun kuvvetleri. Polinomun kuvvetleri doğal sayı. Ne yazarsam sağlar diye düşünüyorum. Yukarıyı n parantezine aldığım zaman... M artı 1 eşittir 9 yapar. Aşağıya M parantezini aldığım zaman N artı 1 eşittir 8 yapar. Şimdi burada N yerine 3 versem. E, M artı 1 de 3 olur o zaman. M2 olur. 3 çarpı 3'ten 9'u verir. E, bu aşağıya sağlıyor mu bakalım? M yerine 2 yazarsam, N yerine de 3 yazarsam burası da 3 artı 1'den 4 yapar. 4 çarpı 2'den bu da 8'i verir. Demek ki arkadaşlar N dediğim sayı 3'müş. M dediğim sayı da 2'ymiş. E, o zaman biz Fx ve Gx polinomlarını yazmış olduk. Fx polinomu M çarpı X üzeri M'ydi. M de 2 olduğuna göre 2X kareli bir polinommuş. Gx polinomu da arkadaşlar 3X küp şeklinde bir polinommuş. Şimdi bu Sorunun aldı, almak istediği, verdiği integrale bir bakalım. 2 çarpı f'in kübünü al diyor. Bak burada katsayılar önemli. Çünkü soru kökünde diyor ki derecesiyle baş katsayısının toplamı. E şimdi f'in kübünü alırsam 2'nin kübü 8 çarpı x üzeri 6 eksi. G'nin karesini alırsam 9 x üzeri 6 dx yapar burası. dx. Buradan arkadaşlar integral 18x üzeri 6'dan 9 tane çıkartırsam 7x üzeri 6 dx yapar. Bunun integralini aldığımız zaman da 7 çarpı x üzeri 7 bölü 7 artı c yapar. 7'ler birbirini götürürse x üzeri 7 artı c. Arkadaşlar bu çıkan polinomun derecesi 7'dir. Baş kat da x üzeri 7'nin katsayısı olan 1'dir. 7 artı 1'den cevabımız 8 olur. Yani e şıkkını işaretleriz. Dediğim gibi ÖSYM'nin integralde soracağı polinomla ve derecele, dereceyle birleşik ilişkili çok güzel bir soruydu arkadaşlar. Bakın bu tip soruların çok daha fazlası denemenin içerisinde var kesinlikle deneme kampına katılmadıysanız bu soruları sınava girmeden önce mutlaka ve mutlaka görmenizi tavsiye ediyorum. Hepinizi tilt kampına bekliyorum. Nasıl tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Nasıl katıldığınızın önemi yok. Kitabı almanız için söylemiyorum bunu. Kitabı almayın hiç almanıza yani alırsanız iyi olur üstüne çözersiniz yani. yani. üstüne çözmek için alın ama kağıda çözün ne bileyim işte bir şeylere not defterine çözün BİM'in dağıttığı haftalık bültenin arkasına çözün ama yine de bu 30 deneme 450 sorunun hepsini görmenizi lütfen rica ediyorum sizden istiyorum Hepinizi seviyorum kendinize iyi bakın. Ee, bu arada tiltten daha fazla soru çözmemi istiyorsanız da yorumlara belirtin. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.